Bu videoda kardiyomiyopatinin ne olduğundan bahsedeceğiz. İsterseniz işe kardiyomiyopati kelimesini inceleyerek başlayalım. Kelimeyi üçe ayırdım. Bu şekilde baktığımızda bu hastalığın aslında ne olduğunu çok daha iyi bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Kardiyo kalp anlamına, miyokas, pati ise patoloji yani hastalık anlamına gelir. Buradan da kardiyomiyopatinin kalp kası ile ilgili bir hastalık olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Kardiyomiyopatinin detaylarına geçmeden kalp kasına da yakından bir göz atalım istiyorum. Kalbi bu şekilde akciğerlerin arasında çalışan iki pompa olarak düşünelim. Evet, araya da akciğerleri çiziyorum. Sağdaki pompayı sağ kalp yani kalbin sağ tarafı olarak adlandıralım. Soldaki ise sol kalp yani kalbin sol tarafı. Kalbin sağ tarafının görevi vücuttan gelen kanı akciğerlere yollamaktır. Bunun nasıl gerçekleştiğine de bakalım. Bunun gerçek bir pompa olduğunu düşünelim. Şu an pompanın içine vücuttan gelen kan doluyor. Kalbin sağ tarafı kanla dolduğunda bu kanı akciğerlere gönderir. Kan akciğerlere geldiğinde yeniden oksijenlenir, kalbin sol tarafına gelir ve kalbin sol tarafı da bu kanı vücuda geri yollar. Bu da kalbin sağ tarafındakine çok benzer bir şekilde gerçekleşir. Kan doluyor ve kalp de kanı pompalıyor. Kalbin ilginç yanlarından biri bu iki pompanın aynı anda çalışıyor olmasıdır. Bu iki pompa aynı anda çalışarak vücuttan gelen kirli kanı akciğerlere, akciğerlerden gelen oksijenlenmiş kanı da vücuda geri Organların, dokuların oksijeni ve diğer besinleri kullanması sonucu vücuda dağılan oksijenli kan, oksijensiz bir şekilde yeniden kalbin sağ tarafına döner. Başka bir deyişle de bu bu şekilde bir döngü olarak devam eder. Evet, kanımızın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan şeyler bu iki pompadır. Bu çizim olan biteni anlamamız için kullandığım son derece basit bir çizim arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir de kalbin anatomik görüntüsünü ve bu iki pompanın kalbe nasıl bir arada e, ulaştığını, nasıl kalpte bir arada olduğunu gösteren bir başka çizimi ele alalım. İşte kalbin anatomik görüntüsü. Bu çizime bakarken kalbin şu an karşınızda duran birine ya da aynadaki görüntüsüne ait olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sol taraftaki kalbin sağ tarafı sağ taraftakinin de kalbin sol tarafı olduğunu yani bize göre böyle baktığınızda sol taraftaki sağ kalp sağ taraftaki sol kalp olarak görmenizi istiyorum. Yani aynada bakıyormuş gibi karşınızdaki kişinin kalbiymiş gibi. Kalbin duvarları aslında çok büyük bir kastır ve bu kas gevşeme durumunda olduğunda kalbin odacıkları da genişler. Size hemen bunu da göstermek istiyorum. Odacıkların bu şekilde genişlemesi kanın kalbe dolmasını sağlar. İki pompanın aynı anda çalıştığını söylediğimi hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu aynı anda kalbin sağdaki odacığının vücuttan, soldaki odacığının da akciğerlerden gelen kanla dolması anlamına gelir. Kan bu iki odacığa dolduğunda kalp kası başka bir deyişle kalbin duvarları kasılır ve odacıklar birdenbire küçülürler. Kasın bu şekilde kasılması sonucu ortaya çıkan kuvvet kanın sağ odacıktan akciğerlere, sol odacıktan da vücuda doğru pompalanmasını sağlar. Kalbin tek bir organ içerisinde bulunan iki farklı kas olarak vücuttan gelen kanı akciğerlere, akciğerlerden gelen kanı da vücuda nasıl pompaladığını gördüğümüze, öğrendiğimize göre artık kalp kasında meydana gelen bu hastalıktan yani kardiyomiyopatiden bahsedebiliriz. İlk olarak üç tane daha pompa çizeceğim. Kalp kasındaki yetmezlik üç farklı şekilde oluşabilir. Zayıf kalp kası bu sebeplerden biridir. Bir diğer sebep pompanın olması gerekenden küçük oluşudur ve son olarak bir tür blokajdan kaynaklanan bir yetersizlik söz konusu olabilir. İlk örnekle başlayalım. Pompalar normal çalıştıklarında en yukarı kadar çıkıp en aşağı kadar inerler. Öyle değil mi? Ama şimdi bu pompanın yeterli kuvveti olmadığını, dolayısıyla da bu aradaki mesafeyi kat edemediğini ve sadece buraya kadar inebildiğini düşünelim. Pompa bu şekilde çalıştığında bile aslında görevini bir nevi yerine getiriyordur. Yani vücuttan ve akciğerlerden gelen kanın kalbe dolmasını sağlıyordur. Ancak her bir pompalamada kalbe gelmesi gereken kan gelmediğinden yani gelmesi gereken kadar kan gelmediğinden bu pompa çalışması gerektiği gibi çalışmaz. Yani verimli olmaz. Burada bir tür düşük kalp debisi söz konusudur. Evet, kalp kası yeterli kuvvete sahip değilse kalpten çıkan kan da olması gerektiğinden az olur. Pompada karşılaşabileceğimiz sorunlardan bir diğeri, buraya çizelim, pompanın odacıklarının olması gerektiğinden küçük olmasıdır. Gördüğünüz gibi bu pompanın odacığı diğerlerinden küçük. Pompa çalışması gerektiği gibi çalışıp bu mesafeyi kat etse bile bu odacık yeteri kadar kanla dolmayacaktır. Burada pompa yeterli kuvvete sahip olmadığı için kalpten çıkan kan yeterli hacimde değildi. Burada ise pompa çalışması gerektiği gibi yani yeterli kuvvetle çalışıyor. Ancak odacık küçük olduğundan kalbe gelen ve kalpten çıkan kanın hacmi olması gerektiğinden daha az oluyor. Bunları not etsem sanırım daha iyi olacak arkadaşlar. Buraya düşük kalp debisi yazıyorum. Buraya da, e, evet, sıra geldi arkadaşlar, sonuncu çizime. Burada da, pompanın çıkışında bir blokaj, yani tıkanıklık olduğunu düşüneceğiz. Pompa çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Ama burada bir tıkanıklık olduğu için, pompadan çıkması gereken kan, burada bir dar boğaza giriyor ve yine olması gereken hacimde olamıyor. Aynı şeyi buraya da yazıyorum. Düşük kalp debisi. Bu çizimlerle size, kalp kasında yetmezliğe yani kardiyomiyopatiye sebep olan 3 mekanizmayı göstermeye çalıştım. Şimdi de bunları gerçek bir kalp çizimi üzerinde inceleyelim. 3 tane kalp çiziyorum. Birinci durumda, zayıf kalp kasının söz konusu olduğunu söylemiştim. Bunun kardiyomiyopati açısından ne anlama geldiğini ve kalpte neler olup bittiğini şimdi birlikte inceleyelim. Zayıf kalp kası söz konusu olduğunda, kalbin odacıkları olması gerektiğinden geniştir. Kalbi bu şekilde olduğundan çok daha geniş ya da büyük olarak çiziyorum. Kalbin odacıkları böylesine büyük olduğunda kalp kası esner ve incelir. Esnediği için incelen kalp kası yeterli kuvvete sahip olmadığından pompalama görevini de yapması gerektiği gibi yapamaz. Bir miktar kasılır ve gevşer. Ancak kalbin tam olarak kasılmasını ve gevşemesini sağlayamayız. Bu pompa için anlattıklarımı hatırlıyorsunuz değil mi? Odacıklar genişlediğinden kalp kası da inceliyor ve pompalama görevini tam verimle yapamıyor. Kas belki alan olarak daha büyük ancak kalbin tamamını kasıp gevşetecek gücü yok. Bu durum yani kalbin ve kalp odacıklarının bu şekilde büyüdüğünü ya da genişlediğini söylediğimiz durum dilate kardiyomiyopati olarak adlandırılır. Bu tip kardiyomiyopati tam da adından anlaşılması gerektiği gibi genişlemiş kalp odacıklarının sonucu ortaya çıkar. Bu genişleme kalp kasını inceltir, kalp çıkışını e, düşürür ve kalp yetmezliğine sebep olur. Sıra geldi küçük pompa olarak adlandırdığım duruma ve bunun kardiyomiyopati ile ilişkisine. Bu durum söz konusu olduğunda kalp odacıklarının kas duvarları epeyce kalınlaşır. Bunu da çizmek istiyorum. Kalbin duvarları kalınlaştığında ya da üzerinde yara dokusu oluştuğunda kalp yeterince genişleyemez. Kanın bu kasın gevşemesi sonucu kalbe dolduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Aynen bu pompa için çizdiğim gibi kalbin odacıkları küçülür. Kalp kası verimli bir şekilde kasılsa ve gevşese bile yani buradaki tüm kanı pompalasa bile kalbe gelen kan olması gerektiğinden az olduğu için kalpten çıkan kan da azdır. Bu da restriktif kardiyomiyopati olarak adlandırılır. Son duruma da bir göz atalım. Burada da bir blokaj yani tıkanıklıktan bahsetmiştik. Bunun kardiyomiyopati ile olan ilişkisini de şu şekilde size anlatacağım. Kalp kası burada da kalınlaşmıştır. Ancak bu seferki kalınlaşma simetrik değildir. Septum olarak adlandırılan bu kısım iyice büyür ve kanın aorta doğru ilerlemesini engellemeye başlar. Aortun kalbin sol tarafındaki kanı vücuda dağıttığını da hemen ekleyelim. Burada bir tıkanıklık söz konusu ve tıkanıklığın yanında buradaki küçük pompa durumuna benzer bir durum da var. Bu durum da hipertrofik kardiyomiyopati olarak adlandırılır. Kısa bir tekrar yapalım mı? Kardiyomiyopati kelimesini incelersek bunun bir kalp kası hastalığı olduğunu anlayabiliriz. Bu kalp kası rahatsızlığı kalpten çıkan kanın hacminin düşmesine sebep olur ve altında yatan üç temel mekanizma vardır. Dilate kardiyomiopatide gördüğümüz gibi zayıf kalp kası, restriktif kardiyomiyopati durumundaki gibi pompanın olması gerekenden küçük oluşu ya da hipertrofik kardiyomiyopatide gördüğümüz gibi bir tıkanıklık sebebiyle bu hastalık görülebilir.